Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle tablarımızla ilgili son konu olan Custom View Tab ve tabların scroll davranışlarını ele alacağız. Hatırlarsanız önceki derslerimizde tekstlerle tab örneğini gördük. Gördüğünüz gibi tablarımız bu örnekte daha sonra değiştirmiştik hatırlarsanız. Hem ikon hem de tekst aynı andaydı. Yukarıda bir scrollable tabımız var. Daha sonra sadece ikonlarla nasıl olduğunu gördük. Burada da Fix Tab dediğimiz yapı mevcut. Şimdi ise Custom Tab'ı göreceğiz. Ben buraya şu an için text Tab örneğini birebir kopyaladım, vakit kaybı olmaması adına. Hani daha önceki örnekte de yapmıştık. Şuradaki text adaptörü, Custom Text adaptörü yaptım. Bununla ilgili text Tab'ı Custom Tab'a çevirdim ve bununla ilgili bir layout atadım. Ve son durumda şöyle bir yapı karşımda. Tabii bu yeni activity eklediğimde de manifest dosyamıza bunu belirtmeyi unutmuyoruz. Bunları anlattıktan sonra bugün yapacağımız bu custom tab nedir? Şimdi mesela burada neyimiz var? Bir ikonumuz var. Bir tane de tab. Hatta ben şu ikonu bir sileyim. Şu an için onu orada görmek istemiyorum. Close all dedikten sonra Custom Tab adaptör değil, Custom Tab'da en alta hatırlarsanız şuraya set icons demiştik. Şunları silelim. İkonlar olmasın. Ben bu örnekte şuradaki tab mesela benim alt başlığım olsun. Üstünde de bir üst başlık olsun. Hani kendim bir layout yaratmak istiyorum ve onu tabın üstünde göstermek istiyorum. İşte biz buna Custom View Tab diyoruz. Bunu yapmak için şuradaki custom tab'ı custom view tab örneği dedik, doğru. Şunu bir çalıştıralım. Custom tab'a gidiyor. Tamam, doğru. Custom view tab, evet. Ben ne dedim? Buraya bir tane ana başlık olsun. Bunun altında da bir alt başlık olsun. Böyle bir view yaratacağım. Böyle bir layout yaratacağım ve bunu tabımda göstereceğim. Bunun için şuradaki layout klasörüne yeni bir layout resource file tanımlıyorum. Bu layout resource file'ımın içinde ne olacak arkadaşlar? Benim orada bir tane tab öğesi için göstermek istediğim layout olacak. Buna ben tab item diye bir isim takıyorum. Linear layout olsun. Peki. Bunun içinde basit olarak iki tane text view olacak. Bu text view'lere ben veriler atayacağım. Bunları da ekranda göreceğiz. Şimdi bu vakit kaybı olmaması adına yine ben bu hazırlamış olduğum kodları buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane text view var. Şöyle biraz büyütelim. İki tane text view var. Bir tanesi title, bir tanesi subtitle. Biri başlık, biri de alt başlık. Bunu burada hazırladık. Şimdi bunu tablarımıza nasıl uygulayacağız? Custom Tab adaptör değil de Custom Tab sınıfındayken buraya geliyorum. Bir tane diyorum ki bir metot yazacağım ve bu metot sayesinde ne olacak? Benim custom tablarım oluşacak. Bunun adına ne diyelim? Set custom view, işte set custom view for tab diye bir metodum olsun. Bu tabi böyle bir metot olmadığı için bağırıyor. Create metot diyelim. Buraya oluşturduk. Şimdi bir layout varsa ve ben bu layout'un değerlerini çalışma anında değiştirmek istiyorsam ne yapıyorduk? Hep bir inflation işlemi yapıyorduk, değil mi? XML'i Java'ya dönüştürmemiz lazım. Peki benim buradaki, yani ben buraya direkt view v deyip view sınıfı şu an için yok. Import ettim. Layout Inflator servisi başlatıp bu XML'i Java'ya dönüştürebilirim. Bunu nasıl yaparım? Layout Inflator nokta from diye bir metodum vardı. Burada da bunu kullanayım. Context istiyor benden. This diyorum. Daha sonra bundan inflate metoduna ulaştım. Değiştirmek istediğim XML dosyasının adı r.layout.tabitem. Ve şuradaki attached root'u false geçiyorum. Yani
herhangi bir yere attach etme bunu diyorum. Bir hata alıyoruz. Şöyle bir bakalım neymiş derdi. Pardon, false değil, null olacak. Evet. Bunu yaptım. Benim şuradaki VM'in içinde ne var şu an? Şurada oluşturduğum layout'um, linear layout'um var ve onun içinde iki tane text view var. Ben bunları aldım, inflate ettim ve V'nin içine atadım. Şimdi ben buradaki değerlerle oynayacağım. Diyeceğim ki bir tane onun içinde text view var. TV diyelim. Başlık diyelim. Eşittir. Ben buna nasıl ulaşacağım? Şuradaki V sayesinde. Bu V'ye de hatta şey diyelim. Şöyle top view diyelim. Top view nokta find view by id ile buna ulaşabilirim. Find view by id r nokta id nokta bunun adına biz top text title demiştik. Typecasting işlemi. Aynı şekilde bir tane daha text view var. Bunun adına da text view subtitle diyelim. Subtitle eşittir. Yine buradaki top view yardımıyla ben buna find view by id ile ulaşabilirim. R nokta id nokta neydi bunun adı? Top text subtitle. Evet. Şimdi ben bunlara istediğim değeri ne yapabilirim? Atayabilirim. TV başlık nokta set, type, set text deyip mesela buna ne diyelim? Aklıma bir şey de gelmiyor ya. Ne desek ki şu an aklıma harbiden bir şey gelmedi. Örnek 1 diyelim. Örnek 1. Aynı şekilde TV sub şuradaki subtitle TV sub neden bağırıyor bu ya? TV subtitle neden olmadı? Şurada sanki bir sıkıntı var. Set text dedim, evet düzeldi. Set text dedim, bunun adına da mesela top 1 diyelim. Yani bunları altlı üstlü o ilgili layout'umda göreceğiz. Daha sonra bunları yerleştirmek için neyi kullanıyoruz genelde? Top layout'u kullanıyoruz. Get at top diyorum. Sıfırıncı elemana set ikon demiştik hatırlıyorsunuz. Burada ikon tabii ki de koymayacağız. Ne koyacağız? Set custom view koyacağım ve benden bir view nesnesi bekliyor. Bu view nesnesine de top view'u gönderiyorum. Şimdi örneği çalıştırdığımda birinci tab için bu örnek 1 ve tab 1'i görmem lazım ve bunlar da benim oluşturduğum layout dosyamdan geliyor. Şurada oluşturduğum tab item layout dosyasından geliyor. Bir bakalım. Custom tab dedim ve gördüğünüz gibi benim oluşturduğum layout, benim belirlediğim layout buradaki tablarda kullanılabiliyor. Şimdi aynı şeyi bunlar için de yapacağız. Peki nasıl olacak şu durumda? Pardon, şuradaydık. Şimdi ben tab 0 için bunu yaptım. Tab 1 için, 2 için böyle böyle yapmak yerine ben şöyle diyorum. Diyorum ki bu metoda bazı parametreler göndereyim ve ben bunları buradan buna bir kere de yollayayım. Burada kullanılan şeyler ne? Mesela burada bir tabın pozisyonu var değil mi? Önce bir onu yazalım. Integer position. Daha sonra başlığa koyacağımız text var. Bu nedir? Bir string ifadedir. String başlık diyelim. Ve de string alt başlık diyelim. Şimdi o zaman bunları bunlarla değiştirmem lazım. Yani burada set text de örnek bir değil de buradan gelen başlık değerinin atanması lazım. Yani metodumu genelleştiriyorum. Bütün diğer tablarda da kullanmak üzere. Set text'e de bu sefer alt başlığı yollamam lazım. Şuradaki sıfıra da direkt olarak sıfır değil de position'ı göndermem lazım. Şimdi bunu burada kullanabilirim.
Mesela sıfırıncı tab için position değerini gönderdim. Başlık değeri için örnek 1 dedim. Efendim alt başlık için de ne dedik? Tab 1. Bunu buradan kopyalayacağım. Position için 1, şuna 2, şuna 3, şuna 4, şuna 5. Örnek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umarım anlaşılmıştır. Bunu yaptığımda ne oluyor? Buraya parametre olarak gönderdiğim şeyler buradaki metot sayesinde tab layout'la ilgili tablara yazılıyor arkadaşlar. Bir testimizi yapalım. Burada da set ikon yerine set custom view metodunun kullanımını gördük. Gördüğünüz gibi çalıştı. Her biri birbirinden farklı. Temelde ama aynı layout'u kullanan custom view tab örneğini de yapmış olduk. Şimdi bu derse devam edelim. Anlatacağım şey şu. Mesela gördüğünüz gibi bunun yukarı aşağıya herhangi bir tepkisi yok. Daha önceki derslerimizde upper layout'ta falan bunlardan bahsetmiştik. Mesela tabımıza da böyle bir şey kullansak bence çok güzel olur. Nasıl yaparız? Şimdi bunları yine bu sınıfı kullanacağım. Şurada custom tab'ın layout'u neydi? Activity custom tab'dı. Hatırlarsanız bu scroll özelliklerini kullanabilmek için hep ne diyorduk? Bizim kök view grubumuzun coordinator layout olması lazım. Öncelikle bunu bir yazalım. Değişti mi? Değişti. Daha sonra bir ne kullanıyorduk? Upper layout diye bir şey kullanıyorduk. Ben buradaki toolbar'ımın ve tab layout'umun birbiriyle scroll'a yani tepki vermesini istiyorsam buraya bir öncelikle upper layout oluşturayım. İşte match parent olsun, wrap content olsun. Şöyle bir açalım bunu. Benim buradaki toolbar'ımı ve tab layout'umu ne yapmam lazım arkadaşlar? Şöyle yapalım. Şurayı da düzenleyelim. Şuraya. Bunun içine koymam lazım ki bu scroll özelliklerini zaten bu upper layout ve coordinator layout sayesinde gerçekleştiriyorduk hatırlarsanız. Gördüğünüz gibi buraya yerleşti. Şimdi bunu yapmak için ne yapıyorduk? Mesela bu toolbar'ın scroll'a karşı duyarlı olmasını istiyorsam buraya bir şey yazıyordum. Daha önceki derslerden hatırlarsanız. Scroll flag'ler tanımlıyordum değil mi? Nasıl diyelim böyle? Scroll flag gelmedi. O zaman şöyle yapacağız. Up dedikten sonra layout scroll flex diyorum. Ve scroll ve de ne diyorduk? Enter always. Bunu bir test edelim. Sonucu bir görelim ve devam edeceğiz daha sonra. Custom tabs dedim. Gördüğünüz gibi şu an ben bunu toolbar'a verdiğim için burası yukarıya doğru kaydığında ne oluyor? Benim tablarım en yukarıya geliyor ve çalışmaya da devam ediyor. Şimdi peki yani kimi bu tabların da yukarı gitmesini isteyebilir. Bence böyle çok güzel oluyor. Hani çünkü tabların hangisinin neye ait olduğunu bilmek bence daha güzel. WhatsApp'ı direkt açarsanız zaten bunun birebir uygulamasını görürsünüz ilk ekranda. Ama mesela yukarıya kayınca bu da kaysın istiyorsanız tek yapmanız gereken şuradaki şu kod satırını tab layout'a da vermek. Bunun da örneğini görelim. Uygulama açıldı. Custom tab dedim. Şimdi bakın. Daha demin şuraya kadar geliyordu. Biraz daha kaydırıyorum. Artık tabları da yok edebiliyorum. Gitti. Ama burada da şöyle bir sorun var. Buradaki bu fragmentleri tutan view pager şunlara özgü davranmıyor. Hani bunları yukarı çekerken sanki bu da biraz yukarı gitse güzel olmaz mı? Olur. Bunun için de bir kod yazıyorduk. Tek satır bir kod. Buradaki view pager'a geliyoruz arkadaşlar.
ne diyorduk buna? Bir behavior, yani scroll behavior atıyorduk. Nasıl yapıyorduk onu? Up 2 nokta dedikten sonra layout behavior diyorduk. Ve add string içindeki gördüğünüz gibi view, scrolling view behavior, buna tanımlayalım. Gelin isterseniz bir sonucu bir görelim. Daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Evet, scroll tab dedim. Şimdi bunu kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi benim ViewPager'ımda buna tepki verecek bir şekilde hareket ediyor. Ben şu şeye gıcık oldum. Şuradaki tab layout'un kaymasını istemiyorum. Şunu sileceğim buradan. Bence öyle tabların yukarıda gözükmesi çok daha güzel. Uygulamam açıldı. Custom tab dedim. Bunu yukarı kaydırdım. Ve gördüğünüz gibi tablarım yukarıda kullanıma hazır. Evet. Tab konusunu da burada bitirdik. Kısaca özetlersek, önce tekstlerle tabı yaptık. Daha sonra ikonlarla yaptık. Her ikisini aynı anda nasıl yaparız onu gördük. Scrollable tabın ne olduğunu gördük. Şu örnekte olduğu gibi. Gördüğünüz gibi bu scrollable. Bu da fix tab. Bunlarla da yetinmedik. Custom tabı, kendi tablarımızı oluşturduk. Kendi layout'umuzu. Bu da bir scrollable tab örneği. Ayrıca da ne yaptık? Scroll flag'ler ekleyerek şuradaki efekti sağlamış olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.